önce burayı kim vurdu? Ferman Bey. Yüzünü görmedim. Anlatmadığın şeyler var. Bence kimin vurduğunu biliyorsun da söylemiyorsun. Ya olan biteni bir anlat artık bana. Ya bir güven. Hissediyorum bir derdin var. Başımız belada mı? Hadi Lale. Ben sana asla ihanet etmem. Etmem Kuzgun. Ferman Koroğlu diye bir adam var. Burayı da onun adamı indirdi. Yüzünü görmedim ama. Seninle ne ilgisi var? Babamın yaşadığını iddia ediyor. Babamın akıbetini öğrenmem için de işte Behram'ı öldürmemiş Alp Kuş'tu. Behram'ı sen mi öldürdün? Behram ölmedi ki. Yaşıyor. Beni öldürsen bile babanı sana vermeyecektir. Bunu öğrenmenin tek yolu senin ölmen. Yanlış yapıyorsun çocuk. Beni iyi dinle. Behram adı var, o çiftlikte ölecek. En azından cümle alem bir süre öyle zannedecek. Sen de ne dersem yapacaksın. Hadi gidelim. Behram yaşıyor. Kim peki? Dile hadi yeter. Hadi yürü. Tamam. Anlattığın için sağ ol. Çıktılar mı emniyetten? Efendim? Bir daha benimle oyun oynama. Behram Adıvar'ı gerçekten öldürdüğünde babanın akıbetini öğreneceksin. Lan sen benim karşıma... Tom. İyi misin? İyiyim, sen? İyi, idare eder. Ne oldu, ne var? Arabayı temizlerken bir şey buldum. Koltuğun altında. Ne buldun ya? Takip cihazı gibi bir şey. Kim koyar ki onu? Hayrolsun gece gece. Bir şey mi oldu? Yok. Arabada bir şey unutmuşum da o aklıma geldi, onu almaya gittim. Kimsin ben sen?
Ne yapıyorsun abi? Bana bak, sen bunu bulmadın, ben de görmedim. Tamam, unut gitsin. Haini başka türlü bulma ihtimalimiz yok. Gel. Selçuk'un kim olduğunu öğrenebildin mi? Hayır abi, adam kilit. Geçmişi sır. Bana bak, bu ya Ferman Koroğlu'nun adamı ya da polis, başka bir ihtimal yok. Abi bir de sürekli yengenin dibinde namussuz. Bir öğrenelim de kim olduğunu. Şu iki ihtimalden birini bir eleyelim bakalım. Nasıl abi? Biliyor muyuz biz bunun ne zaman nerelerde takılıyor falan? Abi bir iki gittiği yer var. Kim bu? Kimse kim, sana ne? Ya ne demek sana ne ya? Kalp telefonumu alıp bakmalar, karıştırmalar. Kızım. Ya bizim aramızdaki her şey bitti, tamam mı? Bana genç bir kadın, erkek bu. Ağzı sıkı, güvenilir olsun. Bırakır mısın? Bitti diyorum sana her şey ya. Ne demek bitti lan? Selçuk mekandayken bunlar tartışmaya başlayacak. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Aramızdaki her şey bitti diyorum. Beni buraya çağırıyorsun, konuşmuyorsun. Sonra işler çığırından çıksın. Bir şey bitirecekse o da benim. Sen ya. Ya sen kimsin, beni istemiyorsun? Senin bu tavırların yüzünden. Bunu mu istiyorsun? Artık. Arkadaşını mı istiyorsun? Evet, onu istiyorum. Bitti artık. Herif polisse mutlaka müdahale etmek zorunda kalsın. Ya istemiyorum seni. Gidiyorum ben ya. Nereye gidiyorsun lan? Bırak kolumu. Ne bitti kızım? Bırak dedim. Bir şey madem bitti. Allah'ım. Ha? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan? Ha? Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor lan? Otur. Ne oluyor lan? Sen kimsin? Polisim oğlum ben. Ha? Eşkıya mısınız lan siz? He? İyi misin sen? İyiyim. Abim. Heh. Sen haklı çıktın. Herif gizli polismiş. Yengeye de haber vermek lazım. Bu herifle çalışmayı bir an önce bıraksın diye. Şundan da hemen kurtulalım abi. Şimdi değil. Abi hayırdır ya? Senin kafanı kurcalayan başka bir şeyler daha var sanki. Var var da konduramıyorum. Ama emin olmam lazım. Neyden abi? Bu Dila Selçuk'un gizli polis olduğunu biliyor mu bilmiyor mu? Sakın cihazın yerini oynatma. Kendi kendine bozulmuş gibi gözüksün. Aynen abi, merak etme sen. Bozdun mu? Tamamdır abi. Sinyal gittiğinden dolayı yarım saatte anlarlar zaten. İyi. Eyvallah birader. Teşekkür ederim. Abi ben sana söyleyeyim. Yengenin günahını çok büyük alıyoruz ha. İnşallah öyledir Cihan. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne soracağım sana ya? Geçen gece Dila Hanım arabaya diye çıktı, hatırlıyor musun? Arabada bir şey unutmuşuz, bir şey yok. Evet abi. Benim arabaya da bindi mi? Evet abi. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ ol. Anlayacağın, Bora bugün ölmeyi değil, öldürmeyi planlıyordu Şermin.
Kuzgun'un da benim de Bora'nın ölümüyle en ufak bir ilgimiz yok. Hala Kuzgun'u koruyorsun. Ya sen her şeyi bilmek istedin. Ben de sana eksiksiz anlattım. Daha ne istiyorsun? Ya bu ne bitmez tükenmez bir diyetmiş. Ha? Nasıl bir vicdan azabıymış bu Dila? Neden bahsediyorsun sen? Sen neden bahsettiğimi çok iyi anladın. Hayır, anlamadım. Her şeyi biliyorum. Kuzgun'dan sakladığın sırrını biliyorum. Ama merak etme, söylemeyeceğim. Onunla evli kalman işime geliyor çünkü. Malum, şirketin yönetimi onunla evli kaldığı müddetçe bende. Bana şantaj yapabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Ne şantajı? Kuzgun geldi. E dökülün bakayım. Nedir şantajlık mevzumuz? Dila ile benim aramda. Ama şu kadarını bilmen yeter. Her kadının bir sırrı vardır. Karın Dila'nın bile. Şermin yeter. Dila, iyi misin sen? Gerçekten mutluluğunuza nazar değdireceğim diye çok korkuyorum. Maşallah da bir şey olmaz. Yok. Sizin bir arada kalabilmek için daha güçlü koruma yöntemlerine ihtiyacınız olacak. İnan bana. Ne diyor ya bu? Ya Bora'nın ölümünden sonra saçmalıyor işte. Bana pek öyle gelmedi ama. Yani ne bileyim, önce Bora sonra Şermin. Bunların bir dalgası var sanki de. Sen de saklıyor gibisin. Dila, kızım Selçuk geldi. Geldi yine. Bahçeye al Meral abla. Tamam. Niye bahçeye, niye buraya değil? Ha? Çok merak ediyorsan sen de gel. Çok merak etsem bir yolunu bulurum, sen tasalanma. Bu gece harekete geçiyoruz. Biliyorum, konuştum Kudret'le. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine. Şirket için bir sözleşme istemiştim, onu getirmiş. İyi tamam, işin bittiyse hazırlan da. Birkaç günden Meryem Hanımlar'dayız. Bir duş alayım, çıkalım. Thank you.
hediyeni nerede almak istersin? Ne yaptın sen ya hediye mediye? Bunların hepsi senin. Vay, karışık kaset. O dönem tam bir klasikti. Antin kuntin şarkıcılarla doldurmamışsındır inşallah. Ay, ön yargıdan öleceksin. Öf, dinlersin bir ara. Sen bayağı o zamanlardan başlamışsın DJ'liğe. O sadece sana özeldi. Dışarıda bekliyorum ben. Tamam. Bora ile ilgili haberler doğru mu? Doğru. Öldü mü? Hak ettiği cezayı buldu. Kartal'ı da gördüm. İyiydi. Öyle, iyi iyi. Yardımın için sağ ol. Zeki haber uçurmuş Bora'ya. Gereken cezayı verdim. Yapman gereken bir şey daha var. Kartal'la mı ilgili? Kartal'la konuştum. Anlattı bana her şeyi. Bu olayda kullanılan silah ona vermediğine eminim. Nereye sakladıysan o silahı bana ver. Bak, ben Kartal değilim, yemem bu ayaklara. Silah bende değil. Kartal'a verdim. Ali. Hı. Bak, o silahı koz diye Kartal'a karşı falan kullanırsın. Bak, Kur'an çarpsın ha. Bak, sana yemin ediyorum, elimden seni kimse alamaz Dila bile. Anlıyorsun değil mi? Çekil şimdi. Seninle kardeşini benim elimden kim alacak acaba? Kuzgun. Abim, gelen giden yok. Dila, uyanıp gözünü ayırma. Thank you.
Yengem, yapma. Ne yapıyorsun sen? Ya. Selçuk, Kuzgun'un arabasında ne yapıyorsun dedim. Yengeme bak be. Helal sana. Ya bak. Açıklayacağım şimdi. Neyi açıklayacaksın ya? Bu saatte Kuzgun'un arabasında ne işin var Selçuk? Ne oluyor? Kuzgun. Ya hava almaya diye çıkmıştım. Arabanın kapısını açık görünce... Anladım ben. Neyi anladın? Bana bak, dua et polissin. Yürü git, benim başım belaya sokma gece gece. Seni de çalıştıklarını da yakalayacağız. Merak etme. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne oluyor ya, ne polisi? Asistanın gizli polis. Olan biten bu. Yanına ajan diye sokmuşlar işte. Dila, Kuzgun'un arabasındaki takip cihazı bozuldu. Ya da Kuzgun bilerek bozdu. Senden şüpheleniyor olabilir. Emin misin? Olacağım. Selçuk'u bu akşam Kuzgun'a yakalatacağım. Seninle ilgili bir şüphesi varsa o şüpheyi ortadan kaldıracağım. Sen de bana yardım edeceksin. Kudret bak, bu yaptığım şeyden de, Kuzgun'a sürekli yalan söylemekten de hoşlanmıyorum. Yeter. Yeter.